Takımlar sahaya çıktı. Her iki takım çok güzel bir görüntü ve bir spor, sevgi, dostluk, barış ve kardeşliktir pankartıyla sahaya çıktılar. Çok güzel bir pankart, çok güzel bir görüntü şu anda. Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda futbolcular iç içe sahaya çıktılar. Hakemler Trabzon bölgesinden Alparslan Şen, Kadir Beyaz, Volkan Kaan Topal ve 4. hakem Şahin Berker. Amespor 1 Cantu Temel, 2 3 Anıl Şahin, 4 Cenk Kaplan, 2 Hüseyin Güngör, 34 Mehmet Raşit Yöndem, Kerem Çağatay, 7 Hüseyin Seyhan, 72 Mensur Şalar, 24 Mehmet Alaaddinoğlu, 17 Okan Deniz, 19 Gürkan Öztürk 11'e çıktı. Ahmet Yıldırım'ın 11'i bu şekilde. Buna karşın Batman Petrospor sahaya kalede Cihan, 5 Ebu Sıddık, 9 Mehmet Küçük Durmuş, 10 Berat Satılmış, 11 Emre Şahin, 12 Serdar Güncü, 15 Koray Baykara, 20 Şahin Şafakoğlu, 22 Ali Fırat Okur, 23 Ferdi Konak ve 26 Yusuf Onur Arıkan da çıktı sahaya. Ahmet Yavuz'un sahaya çıkarttığı kadro bu şekilde. Batman Petrospor taraftarları var. Dediğimiz gibi her iki takımı da şu anda el ele tribünlere çağırıyorlar. İşte Batman ve Ahmet'in kardeşliği, Amespor, Batman Petrospor hep beraber 1600 kişilik tribüne doğru gidiyorlar ve onları selamlayacaklar. Çok güzel bir görüntü. Gönül isterdi ki bütün tribün tıklım tıklım olsun. Bütün tribün her iki takımı alkışlasın. Ama sadece misafir takım Batman Petrospor'un taraftarları bugün sahada. Ve son hazırlıklar tamamlanıyor. Şaşma az sonra başlayacak. İkinci lig beyaz grupta komşu ilin takımı ve maç başlıyor Mehmet Küçük Durmuş'un vuruşuyla. Şahin Şafakoğlu. Pası uzun ileriye doğru. İki komşu il Amespor, Batman Petrospor karşılaşmasında. Berat Satılmış kontrol edemedi. Araya giren Kaptan Hüseyin. Ferdi bıraktı. Taç atışı Batman Petrospor'un. Şimdi Mehmet Küçük Durmuş pası yerden Berat. Berat ceza sahası içinde tehlikeli pozisyonu sol ayakla şut yerden out. Mansur Çalar. Hüseyin bıraktı Gürkan. Bir ara pası içeri doğru Okan hareketli. Okan şimdi ceza sahası içine gidiyor. Geriye doğru bir orta, son anda dokunan isim Şahin Şafakoğlu. Emre Şahin. Emre Şahin yerde faul. Bozan bu karşılaşmada sakatlandı ve Oğuz Çetinkaya'da kırmızı kart görmüştü. Ama sağdan bir birlik beraberlik almıştı. Bu arada Ferdi yerde oynadıyor maçın hakemi. Köşe atışı, evet. Sadece Batman Petrospor taraftarlarının olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ama her iki takımı da destek veriyorlar. Okan. Karşısında Serdar. Şimdi pası. Gürkan topu pası bıraktı. Mansur Çalar sol taraftan hareketli. Mehmet Alaaddinoğlu var ama dönmedi ona. Şimdi içeri doğru hareketlenen Gürkan var. Şahin Şafakoğlu araya girdi. Dönen top. Sert bir şut ve topu ağlarda gol. Kerem Çağatay topu ağlara gönderiyor ve Amespor'umuzu 1-0 öne geçiriyor. Batman Petrospor savunmasının hatasını affetmiyor. Kerem uzaklaştıramayan topu sert bir şutla topu ağlara göndererek durumu 1-0 yaptı. Dakika 11. Kaleci Cihan'ın müdahalesi var ama yetersiz kaldı. 1-0 öne geçiyor Amespor. Dakika 11. 1-0 öne geçti Amespor. Kerem Çağatay'ın golü. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Sert bir şut. Kaleci çaresiz ve top ağlarda gol. Amespor'umuz 1-0 öne geçiyor bu golle. Karşılaşmada 11. dakika. 2 dakika önce öne geçti Amespor. Şu anda topu alan oyuncu Raşit'e döndü. Raşit yöntemiyle sağ kanattan atak geliştiriyor. Amespor. Raşit. Raşit çok güzel önünü açtı. Raşit bıraktı. Gürkan vurdu. Kaleci Cihan. Raşit tekrar topu kontrol etti. Hakem out atışını gösteriyor. Şu anda Ebu Sıddık hakemden işareti aldı. Serbest vuruşu kullanacak orta sahanın ortalarında. Arkaya doğru Cenk, Emre Şahin. Emre ortası. Cantu Temel rahat yere yattı. Topu kontrolünü sağladı. Taca attı. Mansur hemen kullandı. Mehmet Alaaddinoğlu. Mansur. Mehmet Alaaddinoğlu. Mansur. Mehmet Alaaddinoğlu'na pası. Mehmet Alaaddinoğlu arka tarafı bomboş gördü. Raşit'e göre uzattı. Raşit vurdu top dışarıda. Şimdi Hüseyin de içeri gidiyor. 6 oyuncu orta geldi. İçeri doğru uzaklaştıran Serdar Güncü. Dönen top Mansur Çalar. Şut, top ağlarda gol.
Top ağlarda gol. Mansur Çalar durumu 2-0 yaptı ve gole sevinmiyor. Çünkü memleketi olan Batman Petrospor'a golü attı. Durumu 2-0 yaptı Mansur Çalar. Uzatmaların oynandığı anda Mansur Çalar'ın uzaktan sert şutuna defansa da çarptı ve kaleci Cihan yanıldı bu pozisyonda. Durumu 2-0 yaptı Mansur Çalar'ın attığı gol ve şimdi Mansur Çalar Batman Petrospor taraftarının yanına gidiyor. Çok güzel bir görüntü gerçekten. Golü atan Amesporlu Mansur Çalar ama sevinen Batman Petrospor taraftarları. Çünkü Batmanlı bir oyuncumuz ve gidip sevinci paylaşıyor kendileriyle Mansur Çalar. İşte köşe atışı. Dönen top Mansur Çalar. Defansa da çarptı. Kaleci Cihan Kontupi'de kaldı. Ali Fırat Okur. Pası araya giren Mehmet Aladdinoğlu. Atak tehlikeli başlayacak. Gürkan. Karşısında Şahin var. Ceza sahasında Gürkan şut kaleye ama Şahin'in de ufak bir müdahalesi var ve ilk yarı sona eriyor diyor maçın hakemi Alparslan Şen. İlk yarı Amedsporumuz 2-0 önde tamamlıyor Batman Petrospor karşısında ve karşılaşmanın ikinci yarısı için topun başındaki isim Gürkan. Amedsporumuza son kontroller yapıldı, okeyler alındı ve ikinci yarı için ilk düdüğü şimdi çalıyor maçın hakemi. Gürkan oyuna başladı. Başarılar iki takıma da. Emre Şahin, Ali Fırat Okur, Ebu Sıdık'ın önünde top. Şimdi sol tarafta Berat Boş. Şimdi bir ara topu göğsüyle kontrolde Berat Cerasaz'da şut yandan out diyebiliriz Cantu için. Yusuf. Şimdi bir ara topu defansın arkasına Mehmet Küçük durmuş. Sağ taraftan ceza sahasına girdi. Şut kaleye çantu. Sağsı yayı üzerinde 4-5 oyuncu var Batman Petrospor'da. Berat şimdi orta içeri doğru bir kafa. Mehmet Aratiloğlu'ndan köşe atışı. Tedbir amaçlı onu Çorum maçı için oyundan alıyor. Ve taraftara da alkışlatıyor aynı zamanda. Mansur Çalar'ın yerine Serdar Eğilik oyuna dahil oluyor. Bu birinci değişiklik gerçekleşti. 56. dakikayı da geride bıraktı. İki oyuncu değişikliği gerçekleşti. Ve şimdi köşe atışını Berkant da kullanacak Batman Petrospor. Ceza sahası içinde bakıyorum 4-5 oyuncusu var. Osman Işıklı da ceza sahası içinde. Şimdi orta ön direğe doğru bir köşe atışı daha. Berat ortası ön direğe doğru. Ön direkte Anıl uzaklaştırdı. Taner Gümüş. Taner'in kontrolünde. Taner şık bir vücut çalımıyla gidiyor. Taner. Ona yetişmek isteyen Berkant var. Taner Gümüş. Taner ortası. Ali Fırat Okur'da kalıyor. Ali Fırat Okur'la Batman Petrospor atağında 34 numaralı Melih Kılıç yeni oyuna girdi. İlk topuyla da buluştu. Ceza sahası yakınlarında Melih arkadaşlarının ceza sahasına girmesini bekliyor. Pası Berat'a. Berat ortaya açmak istedi ama seken topta Cenk Kaplan'ın hatasına Cantu çıktı. Topa sahip oldu. Penaltı beklentileri var. Batman Petrospor'lu oyuncuların Mehmet Küçük Durmuş'a yapılan müdahalede. Ferdi orta geldi. Arka tarafta Raşit Hüseyin uzaklaştırıyor. Tayyip Şahin Şafakoğlu'yla kafa topunda Tayyip'in kazandı. Ters tarafa doğru aktarılan topta Taner. Taner alabilecek mi topu? Taner sıyrılmak isterken yerde kaldı. Alparslan Şen geldi. İkinci sarı karttan diye gördüm. 23 numaralı formasıyla Ferdi Konak. İkinci sarı kart büyük ihtimalle. Notlarıma bakacağım. Evet, Ferdi Konak ikinci sarı karttan oyundan atılıyor. Batman Petrospor 10 kişi kaldı. Tayyip serbest vuruşu kullanmak üzere vurdu. Top yandan avuta çıktı. Çok iyi bir serbest vuruş Tayyip Kanarya'dan. Şimdi orta yerden. Ve maçın hakemi Alparslan Şen son düdüğü çalıyor. Karşılaşmayı bitiriyor. İki takımın kol kola Batman Petrospor taraftarlarını desteklemesi, alkışlaması, karşılıklı sevgi gösterisi. İşte sahalarımızda görmek istediğimiz görüntü bu. Ve bunun devam etmesini diliyoruz. Batman'daki karşılaşmada da yine aynı taraftarların aynı sevgi gösterisini göstereceğine inanıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adlarına hepinize teşekkür ediyorum. Amedspor'a abone olmaya, kanalımızı beğenmeye devam etmenizi istiyorum. Son kez.